Bodrum Futbol Kulübü ligin 11. haftasında kendi evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Bolu maçında alınan mağlubiyetin ardından yeşil beyazlı ekip taraftarı önünde 3 puan için sahaya çıkıyor. Manisa Futbol Kulübü'nün zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İç sahada oynuyoruz. İç saha istatistiğimiz iyi olabilir ama rakip her türlü istatistiği bozabilecek bir rakip," dedi. Trendyol 1. Lig 11. hafta mücadelesinde hafta sonu Bodrum Futbol Kulübü evinde Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Yalı Çiftlik, İsmail Altındağ tesislerinde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bodrum Futbol Kulübü'nde sakatlığından dolayı Pedro'nun maçta forma giyemeyeceği belirtildi. Geçtiğimiz hafta Bolu Spor deplasmanından eli boş dönen yeşil beyazlı ekip seyircisi önünde Manisa Futbol Kulübü'nü 3 puanla geçmek istiyor. Bodrum Futbol Kulübü ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 17 puanla 6. sırada bulunuyor. Öte yandan takım taktik çalışmalarının ardından grup maçı yaparak idmanı sonlandırdı. Seyirci avantajıyla 3 puana inandıklarını söyleyen Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şunları söyledi. Deplasmanda puan alamıyordan ziyade 2 tane kazandık, 3 tane de mağlup olduk. Geçen sene göre istatistik evet kötü, deplasman istatistiği. Aslında 3 puana dönebileceğimiz bir maçtı. Önünde geçtik ama hiç olmadığımız yerden, bu zamana kadar en kuvvetli olduğumuz yerden 2 tane gol yedik. Ama futbolda olabiliyor bunlar. Bizim için kötü. İçinde bulunduğumuz durum açısından çok daha farklı bir şekilde dönebilirdik. Buraya olmadı ama kapatacağız orayı. Çünkü bu hafta çok daha zor bir maç bizi bekliyor. Evet, iç sahada oynuyoruz. Evet, iç sahadaki istatistiğimiz iyi olabilir ama bu rakip her türlü istatistiği bozabilecek bir rakip. Çünkü özellikle sezon başı kurulduğunda çok sükse getiren, çok sükse oyuncular bünyesine katan bir takım. Bir hafta önce de hoca değişti. Bu ligi iyi bilen hocalardan bir tanesi geldi. Dolayısıyla bizi her haliyle zor bir maç bekliyor. Ama hep dediğim gibi bizim de kendimize özgü bir yapımız var. Kendimize özgü bir oyun stratejimiz var. Kendimize özgü bir mücadele gücümüz var. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtabiliriz inşallah. Onun hazırlıkları içerisindeyiz. Bence üst tarafta puanın dahi çok önemli olduğu bir lig yaşıyoruz. Şu anda yukarıdaki 7 takım var ama oraya tehdit eden bana göre 3 tane daha takım var. Dolayısıyla sezon sonuna kadar çok zor ve çetin bir lig bizi bekliyor. İzleyenler keyif alabilir. Bizler de bu yarışın şu anda içerisindeyiz. İnşallah bulunmaya da devam edeceğiz. Takımın tecrübeli oyuncusu Süleyman Özdamarsa şöyle konuştu. Çalışmalarımızı iyi bir şekilde devam ettiriyoruz. Karşı takımı da hocayı ve takım oyuncularını iyi analiz ettik. İyi analiz ediyoruz. İnşallah kendi evimizde oynuyoruz. İyi mücadeleyle, iyi bir takım oyunuyla 3 puan alacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Yani sezon başında benim geçen seneden bir cezam vardı 3 maçlık. 3 maçlık cezamdan dolayı sezona talihsiz bir şekilde başladım. Onun akabinde milli takım arasında Göztepe'yle bir hazırlık maçı yapmıştık. Orada bir şanssız bir şekilde parmağım kırıldı. Tam iyileştim döndüm derken bu sefer Kasım'dan bir problem yaşadım. 2 haftalık Eyüp maçı öncesi bir sakatlığım oldu ama geçen haftadan itibaren takımla %100 bir şekilde başladım. Hocam görev verdiği takdirde ben de bu hafta elimden gelenin en iyisini takım için yapmış olacağım.